Sevgili dostlarım merhaba, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda özellikle konut sektörünü ele alacağız ve yakın zaman içerisinde konut fiyatlarının nasıl yerle bir olacağını konuşacağız. Konunun ayrıntılarını merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyin. Sevgili dostlarım, özellikle ekonomik krizlerin çıktığı ülkelere baktığımızda ve tabii ki kötü yönetilen ekonomilere baktığımızda bunların odağında genelde konut sektörünün, konut fiyatlarının olduğunu görüyoruz. Eğer ki bir ekonomi tamamen konut sektörüne dayandırıldıysa günün sonunda o ekonomiyi büyük bir kriz bekliyordur. Bu hemen hemen bütün ülkelerde bu şekilde olmuştur. 2007 krizine dönüp baktığınızda Amerika'da yaşanan büyük dev krizin ve tüm dünyayı saran o krizin de etkilerinin yine konut yani mortgage sektörüyle başladığını çok net bir şekilde göreceksiniz. Ve biz de bu videoda özellikle size bu konudan bahsetmek istiyoruz. Çünkü konuyla ilgili de oldukça fazla yorum ve geri dönüşümler alıyorum. Konut sektöründe neler oluyor onu kısaca hemen sizlere aktarmak istiyorum. Ocak ayı verileri açıklandı. Ocak ayında Türkiye'deki toplam konut satışları %24.8 oranında düştü. Dile kolay sevgili dostlarım. Konut sektöründeki satışlar %24.8 oranında düştü. Yine piyasayı domine eden konulardan birisi olan biliyorsunuz Türkiye'de çoğu kişinin peşin parası yok. Dolayısıyla bu işi banka kredisiyle alıyor. Banka kredisiyle konut alımına da genel itibariyle ipotekli satışlar deniyor TÜİK verilerine bakıldığı zaman. İpotekli satışlardaki düşüşlerse sahiden dudak uçuklatacak cinsten çünkü oradaki düşüş %77.2 sevgili dostlarım. Neredeyse hiç konut satılmamış ipotekli. Yani insanlar bankalardan kredi çekip konut satın almamışlar. Bunlar Ocak ayı verileri %77.2'lik bir düşüş gözleniyor. Bir başka veriye bakalım yine konut sektörüyle ilgili. Bunların hepsi TÜİK verileridir, resmi rakamlardır. Herhangi bir abartı yoktur. İsteyen TÜİK sayfasına girip bu rakamları inceleyebilir sevgili dostlar. Yeni satışlar yani sıfırdan yapılmış satışlarda %30'luk bir kayıp gözleniyor. Yani orada da 1/3'lük bir düşüş yaşanmış sevgili dostlarım. Şimdi bunlar TÜİK'in verileri. Elimizde olan rakamlar bunlar. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi onları açacağız. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir Amerika'ya gidelim. Amerika'da biliyorsunuz büyük kriz, dünyayı saran o dev kriz 2007'de yaşanan konut sektörüyle başlamış. Önce konut sektörünü vurmuş, ardından bankacılık sistemini vurmuş, ardından tüm dünya ekonomilerini etkilemiş ve bir sonraki aşamada da onların dev sektörlerini, reel sektörlerini de etkilemiş ve büyük işsizliklere sebep olmuştu. Ancak yeni yeni toparlanmaya başladı Amerika. Şimdi düze çıkıyor ve verilerini düzeltmeye başlıyor. 2007'de başladı kriz. Düşünün 2019 yılına geldik. Amerika daha rahat nefes alıyor. Hala korkuyor. Hala Merkez Bankası Fed faiz arttırmaya çalışıyor ya da bu konuyla ilgili kaygılarını dile getirmeye devam ediyor. Demek ki bu öyle basite alınacak bir konu değil sevgili dostlarım. Yani ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye ekonomisinin tamamen inşaat odaklı, konut sektörü odaklı olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Bunu bilmeyen kimse de yoktur diye tahmin ediyorum. Neredeyse sanayimizi bitirdik, tarımımızı bitirdik. Tüm gücümüzü konut sektörüne yatırdık. Parasal sıkılaşmadan, parasal genişlemeye yolculukta elimize çok büyük fırsatlar geçmişti. Özellikle Amerika krizinden sonra Türkiye'ye ciddi bir para akışı olmuştu. Biz o gelen paranın tamamını beton ekonomisine yatırdığımız için ne yazık ki bugünkü günlere kadar geldik. Peki beton ekonomisine yatırmamızla birlikte neler yaşandı onu da söyleyelim. Bir, o dönemde faizler o bol paradan dolayı oldukça aşağıya düşmüştü. Faizlerin etkisi konut sektörüne ciddi anlamda yaramıştı. Konut sektöründe çok yeni projeler yapılmaya başladı. Konut stoğu giderek artmaya başladı. Konut sektörüne
o kadar çok yüklenildi, o kadar büyük bir talep yaratıldı ki reklamlarla vesairelerle ve işin içine işte toplu konut idaresi girdi, lüks konut üretti, emlak konut girdi, arsa ofisleri girdi falan filan ve dolayısıyla ev fiyatlarını suni olarak çok fazla yükselttiler. Öyle bir noktaya getirdiler ki artık orta gelirli ve dar gelirlinin ev alamayacağı seviyelerde ve son yıllarda artık üst gelir grubunun bile konut alma ihtimalini neredeyse sıfırladılar. Bu zaten konut sektöründe yaşanabilecek krizin öncü habercisiydi. Bu konuyla da ilgili ciddi uyarılar yaptık. Bakın konut fiyatları çok yüksek. Bu konut fiyatlarıyla işin altından kalkamazsınız. Piyasa dengelerini koruyamazsınız dedik, yine dinlenmedi. Konut sektörüne bu yüklenme diğer sektörlerdeki daralmayı beraberinde getirdi. Dolayısıyla büyük bir işsizlik dalgası Türkiye'yi sardı. Yine konut sektöründe son dönemde yaşanan daralma nedeniyle piyasa dengeleri bozulmaya başladı ve o bozulan piyasa dengelerinde biz dolar yükselişinde gördük zaten. O dengeler bozuldu ve finansal krize dönüşmeye başladı. Dolayısıyla finansal kriz beraberinde dolardaki o sert yükselişi getirdi. 8 liralara kadar yükseldi dolar. Yani 8 lirayı çok hızlı gördü, geri döndü ama 7,5 liralarda bir süre kaldı en azından. Daha sonra 6,5 liralarda kaldı ve özellikle piyasadaki enflasyon dengesini, fiyat artışı dengesini alt üst etti. Fiyatlar artınca otomatikman faiz seviyesinde de ciddi yükselişler görüldü. Merkez Bankası artık bu sürece dayanamadı çünkü yapacak bir şey yoktu. Kademeli olarak sert yükselişlere başladı. Önce bir 300 baz puan arttırdı, hatırlarsınız o günleri. Ardından yine bir 150 baz puan arttırdı, 200 baz puan arttırdı falan derken politika faizleri %24 seviyesine kadar geldi. Sevgili dostlar, bugün politika faizi Merkez Bankası'nın %24. Yani haftalık repo faizi gibi düşünebilirsiniz. Bazı yorumlar görüyorum, işte 19 falan olduğunu söylüyorlar faizin. Tamam, 19 sizin mevduatınızı toplarken %19 faiz veriyorlar ama siz kredi alırken %19'la kredi alamıyorsunuz sevgili dostlarım. Alma ihtimaliniz zaten yok çünkü bankacılık sistemi size %19'dan, hatta %20'den, %21'den, %22'den bile kredi kullandırsa zarar eder. Neden? O %24'ün üzerine bir de zorunlu karşılık koyuyor. Yani Merkez Bankası'nda da belli bir miktar parayı mevduat karşılığı tutuyor ve kredi karşılığı tutuyor. Dolayısıyla o %24'ün de üzerinde bir piyasa faizi var. Bunu böyle net bir şekilde size açıklayayım. Neden %25 faiz oranı dediğimi bir önceki videomda böylece anlamış olursunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim %24'lük politika faizinin konut sektörüne etkisine. İşte bu kredilerdeki yükseliş, yani sizin para yatırmanızda değil, para çekmeye çalışırken ki kredi maliyetlerinin çok yüksek olması, İşte %25-30 aralığında maliyetler bindirmesi, bu kredi oranlarıyla bankalardan kredi çekip konut sektörüne yatırım yapmak istemediler. Diğer taraftan konut fiyatları düşüyor, kira fiyatları düşüyor. Dolayısıyla artık karlılığını yitirmiş durumda, cazibesini de yitirmiş durumda. Yani Türkiye ile ilgili bir kanaat vardır. Türkiye'de konut sektörü her zaman kıymetlidir. Tamam, her zaman kıymetlidir ama bazı dalgalar vardır. Yani zaman zaman düşer, zaman zaman yükselir, bazen ciddi krizler yaşar. Buyurunuz bakınız 2000-2005 aralığına, o dönemde özellikle deprem sonrasında konut fiyatlarının nasıl yerle bir olduğunu net bir şekilde görürsünüz sevgili dostlarım. Şimdi konut fiyatları neden yerle bir olacak diyoruz. Sebebi gayet basit. Bir, faiz oranları çok yukarıda. İki, piyasada bir talep yok. Üç, arz çok fazla ve piyasada ciddi bir konut stoğu oluşmuş durumda. Özellikle lüks konut stoğu olduğu için, yani fiyatlar çok yukarıda olduğu için insanlar ev alacağına o miktardaki parayı, minimum 500 bin, 600 bin, 700 bin, hatta 1 milyon liralardan bahsediyoruz, bunu götürüp bankaya yatırmayı tercih ediyor. Ha, burada mevduat faizini konuşabiliriz işte. Diyelim ki %19 veya %20, düz yapalım %20 olsun. 1 milyon liradan yıllık takribi 200 bin liraya yakın bir para alır bir mevduat sahibi. O 200 bin lirayı da 12'ye böldüğünüz zaman da takribi 18 bin lira eder. 18 bin liraya kiraya veriyor musunuz 1 milyon liraya aldığınız evi? Hayır, veremiyorsunuz. 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin liraya maksimum verebilirsiniz. O kirayı da alıp alamayacağınızın
garantisi yok. O nedenle de kimse konut almaya yönelmiyor sevgili dostlarım. Konut piyasasındaki daralmanın ana sebebi bu. İnsanlar konut almaktan vazgeçtiler. Konut alacaklarını parayı faize yatırıyorlar ve faize yatırdıkları için de konut sektöründe ciddi bir daralma var ve bu daralma devam edecek. Yani Ocak'ta gördüğümüz daralmayı Şubat'ta artarak göreceğiz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran daha da artacak ve dip seviyelere gelecek. Bu kritik noktalardan bir tanesi. Bunu bir kenara koyun. İkinci kritik noktayı anlatayım şimdi sizlere. O da şu. Şimdi biliyorsunuz bu konutların büyük bir kısmı kredilerle alındı. Banka kredileriyle alındı. Ve bu banka kredileriyle alınan zamanında konutların hala borçları devam ediyor. Ve borçlular bunları ödemeye çalışıyorlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ödemeye çalışıyorlar. Ödeyebiliyorlar mı? Çok zor. Çünkü ciddi bir işsizlik oluşmaya başladı. Ve bu işsizlikte beyaz yakalılar da nasiplerini alıyorlar. Borçlarını ödeyememeye başladılar. Borçlarını ödeyemeyen her kişinin evine bir şekilde banka el koyuyor sevgili dostlarım. Bankalar evlere el koyduğu sürece de şöyle bir tablo olacak. Bankaların elinde çok ciddi bir konut stoğu oluşacak. Bankaların işi emlakçılık değil. Dolayısıyla ellerindeki konutları bir an önce çıkartmaya çalışacaklar. Ve fiyat kıracaklar. İster istemez fiyat kıracaklar çünkü piyasada bir talep yok. O eldeki malı bir şekilde elden çıkartmak adına fiyatı öyle seviyelere getirecekler ki müteahhitler de o seviyelere çekmek zorunda kalacak. Müteahhitler o seviyelere çektiği zaman sizler de o seviyelere çekmek zorunda kalacaksınız. 4'te 1, 5'te 1 fiyatlara düşecek konutlar. Bakın konut fiyatları 4'te 1, 5'te 1 oranında değer kaybedecek. Çok uzun bir vade için konuşmuyoruz. Sebepler ortada, kriterler ortada, TÜİK verileri ortada, bankacılık sistemi ortada. Ve bu konut sektöründe başlayan süreç bankacılık sisteminde olumsuz yönde etkileyecek. Zaten bizim krizle ilgili öngörülerimizin ana nedenlerinden birisi de bu. Konut sektöründe çok ciddi bir sıkıntı zaten var uzun zamandır. Bu daha da derinleşecek ve dolayısıyla konut sektöründeki fiyat kayıplarıyla birlikte bankacılık sisteminde de bir kriz oluşacak. Yani bir finansal krizden bahsediyoruz. Konut sektöründeki kriz, finansal kriz, işsizlik, sanayi üretimi, enflasyon, faiz oranları derken derinleşen bir ekonomik krizden bahsediyoruz. İşte bunun için diyoruz size aman dikkat bu konuyla ilgili önlem alın. Aman dikkat bir an önce konuya eğilin diye. Sevgili dostlarım işin özeti şu. Konut sektörü TÜİK verilerinden de görüldüğü gibi çok ciddi bir darboğazda ve bu darboğazın etkilerini, sonuçlarını daha biz net bir şekilde görmedik. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Konut fiyatları yerle bir olacak. Ha bunun şöyle de bir avantajı olacak sevgili dostlarım. Sahiden çok şişmiş büyük bir balon vardı orada. O balonun bir şekilde inmesi gerekiyor zaten. Asgari ücreti 2020 lira olan, ortalama gelirin 5000-6000 lira olduğu bir ülkede 1 milyon, 1,5 milyon liralık evlerin olması zaten mantık dışıdır. Orta gelir düzeyine hitap etmeyen bir konut sisteminin olması mantık dışıdır. Bu mantık çerçevesine bir şekilde tekrar oturacak. Peki tekrar ne zaman toplanır konut sektörü diye sorabilirsiniz. Bunun için biraz seneler lazım tabii. Çünkü derinleşen bir sektör krizi var ve bu derinleşen sektör krizinin başka alanlara da etkisi olacak. Dolayısıyla bir ekonomik krize dönüşecek. Bu ekonomik kriz önce dibi, ondan sonra yatay seyri, ondan sonra kademeli çıkışı beraberinde getirebilir ancak. Bu da dediğim gibi en az 5-6 yıllık bir süreci kapsar, beklemek gerekiyor. Sevgili dostlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı ve tabii ki videomuzla ilgili yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videomuzda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın.